Şeyhefenin Örgü Dünyası kanalıma hoş geldiniz sayın örgü severler. Bugün bayan yeleklerini kullanabileceğiniz şık bir model ile birlikteyiz. Ana modelim 11 ilmekten oluşmakta. Ara modelim ise 4 ilmekten oluşmakta. Yani 11 artı 4, 15 ilmek ve katları olarak hesaplayabilirsiniz. Ben modelimi belli etmesi için ikişer tane de kenarlara ilmek attım. Aralara ters ördüm ki modelim kenarda karışmasın diye. Bu model kenarlardan artırılıp ortadan toplanılarak örülen bir model. Lastik kullanmadan da yapabileceğiniz bir model. Bu tür örgülerde lastik kullanmadan yapacağınız örgülerde bir numara şiş ile bir numara daha kalın şiş ile başlamanızı tavsiye ederim. Ki aşağı kısmı örgü büzer ve kıvrılır. Bir numara şiş ile başlarsanız aşağı kısmı gevşek durur ve büzmez. Bir veya iki sıra daha haroşa yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi birlikte yapılışını görelim. Ben ilmeklerimi şişimi hazırladım ve bir sıra haroşa yaptım. Örgümü göstermesi için. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. Bir doladım. İki ilmeğimi birlikte topladım. Bir doladım. Bir, iki tane düz ilmek ördüm ve doladım. Arada 11 tane ana modelimi ters olarak örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane. Tekrar ara modele geçtim. Bir doladım. Bu ana modelim 11 ilmek. Bu aradaki ara modelim şu anda yaptığım ara modelim. Ara modelimde yaparken ters ilmeğim bitti, 11. ilmeğim. Bir tane doluyorum. İki ilmeğimi birlikte topluyorum. Bir tane doluyorum. İki tane düz ilmek örüyorum. Bir tane daha doluyorum ve ters ilmek yapıyorum. Bu ters ilmeğimi kenarı örgümün düz durması, düzgün durması için yaptım. Tek modeli anlatacağım için. Arka yüzde kenar ilmeğimi ve düz ilmeğimi ördüm. Daha sonraki gelen doladığım ilmeğimi düz ilmekten sonra gelen doladığım ilmeğim yanındaki ilmek, iki ilmek ile birlikte, yani toplamda 3 ilmeğimi ters olarak birlikte kestim. Daha sonra bir tane doladım ve 3 tane ters ördüm. Aradaki ana modelimi de düz olan ilmeklerimi 11 tane terse çeviriyorum. İlmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar doladığım ilmekle birlikte yanındaki 2 ilmeği daha, yani 3 ilmeğimi ters olarak kesiyorum. Bir tane doluyorum. Ve 1 2 3 tane ters örüyorum. Kenar ilmeklerimle modelimi kapatıyorum. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeklerimi aldım. 1 1 tane doluyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi bir kere de topluyorum. 1 tane doluyorum. 1 İki tane düz örüp tekrar bir tane doluyorum. Ortadaki 11 ilmeğimi ana modelime geldim. Bir ilmek ördükten sonra bir doluyorum. Bir, iki, üç tane ilmeğimi ördüm.
İlk baştaki ilmeğimi düz ördüm, bir doladım 3 tane ilmeğimi. Tekrar terse çevirdim. Ortadaki 3 tane ilmeğimi de ters olarak bir kere de kestim. Tekrar 1 2 3 ilmeğimi ters olarak ördüm. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Şimdi tekrar ara modele geldim. Bir doladım. 3 ilmeğimi bir kere de kestim. Bir doladım. 2 tane düz ilmek ördüm ve tekrar bir doladım. Ara modelim hem arka yüzde hem ön yüzde ilk baştaki 3 ilmeği keserek meydana gelmekte. 1 2 3 ilmeğimi ters örerek kestim. Bir doladım. 1 2 3 ilmeğimi de ters olarak ördüm. Ara modelim bittikten sonra bir tane ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeğimi de ters ördüm. Diğer düz olan ilmeklerimin de hepsini ters ördüm. Tekrar doladığım ilmeğime geldim. Ters ördüm. Bir tane ilmeğimi de ters ördüm. Yani ortadaki 11 tane ana modelimi hepsini ters olarak örmüş oldum. Ara modelime geçtim. 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte ters örerek topladım. Bir tane doladım. 1, 2, 3 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar ön yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi aldıktan sonra bir doladım. 1, 2, 3 ilmeğimi birlikte düz örerek kestim. Bir doladım. 1 2 tane düz ördüm. Bir doladım. 1 2 tane düz ördüm. Bir önceki sırada bir tane düz örmüştüm. Bir de dolamıştım. Doladığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. Daha sonra doladım ve 1 2 tane ters ördüm. Ortada kalan 3 ilmeğimi ters örer gibi topladım. Tekrar 1 2 tane daha ters ördüm. Bir doladım ve kenardaki ilmeklerimi düz olarak ördüm. Arttırma yaptığım ilmeklerimi kenarlarda düze çeviriyorum. Ortadaki ilmeklerim haroşa olarak devam ediyor. Tekrar ara modele geçtim. Bir doladım. 1 2 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir doladım. 1 2 tane düz ördüm. Bir doladım ve kenar ilmeğimi ördüm. Arka yüzden de aynı şekilde. Kenar ilmeğimi ördükten sonra doladığım ilmeğimi yanındaki 2 ilmek ile birlikte ters örerek kestim. Bir tane doladım. 3 tane ters ördüm. Ortadaki 11 tane ilmeğimin hepsini de ters olarak örüyorum. Aslında ana model gerçekten çok kolay ama ara modeli biraz kafanız karıştırabilir belki. Doladığım ilmeğimi yanındaki 2 ilmek ile birlikte ters örerek kestim. İpimin katı ayrıldığı için bana biraz sıkıntı yaratıyor. Ters örerek kestim. Bir doladım, 3 tane ters ördüm. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane doladım. İlk 3 ilmeğimi birlikte kesiyorum.
bir tane daha dolayıp 2 ilmek örüyorum ve bir tane daha doluyorum, 1 2 3 tane düz örüyorum. Her sırada bu düz ördüğüm ilmeğin bir tane artmakta. Artırdığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Doladım. Bir tane ters ördüm. Ortadaki 3 ilmeğimi ters örerek kestim. Ve tekrar kalan ilmeğimi bir tane ters ördüm. Tekrar doladım. 1, 2, 3 tane düz ilmeğimi ördüm. Bakın şu artırdığım ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ortadaki ilmeklerimi haroş olarak örüyorum. Tekrar ara modele geçtim. 1 dolayıp 3 aldım. 1 dolayıp 2 ilmeğimi ördüm ve bir tane daha doladım. Tekrar örgümün arka yüzündeyim. İlk 3 ilmeğimi birlikte kesip bir tane doladım. Tekrar 3 tane tersimi ördüm. Aradaki 11 tane ilmeğimin hepsini de ters olarak örüyorum. Ortadaki haroş olan ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Doladığım, artırdığım ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. 11 ilmeğimin sonunda gelen ilk 3 ilmeğimi bir kere de kesip bir tane doluyorum ve tekrar 3 tane ters ilmeğimi örüyorum. Burası örgümün son sırası. Kenar ilmeklerimi ördüm. Bir doladım. 3 tane ilmeğimi düz olarak kestim. Bir doladım. 2 tane düz ördüm. Bir doladım. 1, 2, 3 ve 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım ve ortada kalan 3 ilmeğimi ters örerek kestim. Bir doladım ve 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Bakın artırım yerleri 1, 2, 3, 4 tane oldu. Kenarlarda 4 ilmek düz. Bu tarafta da 4 ilmek düz oldu. Doladığım ilmeklerimle 5 ilmek. Tekrar doladım. 3 ilmeğimi birlikte düz örerek kestim. 1 doladım. 2 ilmek düz ördüm ve 1 doladım. Şimdi siz bunu bütün uygularken benim bu ördüğüm ters ilmekleri örmeyeceksiniz. 2 düz ördükten sonra 1 dolayıp direkt 11 ilmek olan ana modele devam edeceksiniz. İlk modelim bitti. Şimdi ilk başlangıçtaki işlemi tekrarlıyorum ve ikinci modelin kurulumuna geçiyorum. Onu da göstereyim ben size. Kenar ilmeklerimi aldım. 1 dolayıp ilk 3 ilmeğimi kestim. Ön yüzde keserken düz örerek kesiyoruz. Arka yüzde örerken ters olarak kesiyoruz. 1 dolayıp 2 tane düz ilmeğimi ördüm. Tekrar 1 dolayıp 11 ilmek ters örüyorum. Ortadaki ana modelimi 11 ilmek ters olarak örüyorum. Bu sırada herhangi bir kesme işlemi, artırma işlemi yapmıyorum ana model için. Sadece 11 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Örgüye dair aradığınız her şeyi şerifenörgüdünyası.com adresinde bulabilirsiniz. Sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Hem Facebook'ta hem YouTube'da Şerifenin Örgü Dünyası'nı takip etmeyi unutmayın. 11 tane ilmeğimi ters ördüm. 1 doladım. 3 ilmeğimi kestim. 1 doladım. 2 ilmek ördüm. 1 doladım ve kenar ilmeğimi de bitirdim. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Tekrar bir kere daha göstermek istiyorum. 1 doladım. 3 ilmeğimi kestim. 1 doladım. 2 tane ilmek ördüm.
Bir doladım. Ortadaki 11 ilmeğimin birincisini düz örüyorum. Bir tane doluyorum. 1 2 3 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi ters örerek kesiyorum. Kenarlarda artırdığım birer tane ilmeğimi ortada yok etmiş oluyorum. 1 2 3 ilmek ters ördükten sonra bir dolayıp bir tane düz örüyorum. Bir dolayıp 3 ilmeğimi kesiyorum. Burası ara modelim. Bir dolayıp 2 tane düz örüyorum. Bir dolayıp, şimdi normalde ben ters ilmek örüyorum. Siz bir doladıktan sonra direkt şu ortadaki 11 tane ana modeli örmek zorundasınız. Devam ederken 2 tane düzü ördünüz, bir doladınız ve direkt 11 tane modele geçeceksiniz. Gördüğünüz gibi örgümüz bu şekilde devam etmekte. Bu ara modeli her türlü örgüde kullanabilirsiniz. Bu ara model bana çok sıkça sorulmakta. Çitli su yolu. Bunu da tek olarak bir videoyla anlatmayı düşünüyorum. Çok sorulmakta nasıl yapıldığı. Normal su yolundan biraz daha farklı. İki kenarında da gördüğünüz gibi delikler oluşmakta. Gayet şık ve güzel bir model. Hepinize kolay gelsin hanımlar.